Telefon hattında bir izleyicimiz var, bir kadın izleyicimiz. Beni de güvenlik şefi yapacağım diye dolandırdı. Kimlik bilgilerimi aldı. 70 bin liralık alışveriş yapmış. 70 bin mi? Yuh artık. Oo. Ya. Ay gerçekten yuh artık ya. Alo hanımefendi, hatta mısınız? Evet. Sizi Emrah Gündoğdu sizin iddianıza merhaba göre... Bu arada. Merhabalar. Nasıl dolandırdı, neler yaşadınız sizin iddianıza göre? Buyurun. Şimdi onlar benim beyefendi, benim... Eşimin yanına gelip şantiyede onu işe aldılar şantiyede. Aha. Kim aldı işi? Hani yani normasını aldılar. Benim eşim. Evet. Benim eşim onu aldı. Sizin o eşiniz zamanlarda... sizin eşiniz Emrah Gündoğdu'yu şantiyede işe aldı, doğru mu? Ama şey böyle hani getir götür işleri yapması için. O baretli fotoğrafları falan da o zamandan çekilen fotoğraflar. Oradan ben o şantiyenin büyük bir şantiye orası. Devlete bağlı bir şantiyeydi. Yani getir götür işleri yapan Emrah Gündoğdu mühendis şeyini baretini takıyor. Üstelik yanlış takıyor. Bir de ben orada evet. Mühendisim diye insanları kandırıyor yok, yani. Yok yok değil. Ben orada oranın biz şeyini aldığımız için bu taşeron firma olarak çalıştığı için onun bütün şeyde, masraflarını hep ben tutuyordum. Evet. Orada birkaç defa gittiğimde orada getir götür işe demir indir, tuğla indir, işi yaptırıyorlardı ona. Sizi sonra nasıl orada... kandırdı, ne yaptı, ne yaşadınız? Valla o kadar profesyonel ki yani karşımdaki insanı öyle bir kandırıyor ki yani inanamazsınız ya. Ne öyle dedi bir size, hani... ne dedi? Ya ikna yeteneği çok güçlü zaten bu dolandırıcıların ikna klasik. Yeteneği çok güçlü olurmuş. Aynen öyle. Çok öyle, yani öyle evet. Bir konuşuyor ki sizinle hani zannedersiniz ki hani karşınızda bir... 3-4 tane okul bitirmiş insan var. Öyle size ne vaatte bulundu peki sizin iddianıza göre? Ben o zamanlar bu memuriyet falan atanmayı düşünüyordum. Evet. Bu da hani orada bir oturduk bir çay içiyorduk. O bunu duyunca hemen oradan bir dedi benim de tanıklarım falan var dedi. Bir parti üyeyim ben dedi. Oradan dedi ben devreye sokar sizi hani şey yaparım dedi. Bir el altından sizin hallederiz. Hı hı. Sonra bu hani sürekli... şey yaptı. Benim eşim haber gönderdi. Abla hani şey yapalım onu sokalım memuriyete iş sahibi yapalım falan diye. Ben dedim ki yok inanmadım çünkü ilk başta. Hani zaten o kim faydası ki dedim olsa beni... kendine olacak yani. Ha, o kim ki beni hani memuriyet yapacak? Ben okurumu yaparım. Ya öyle bak başımıza iş öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok hanımefendi. İnsanları zan altında yani, da bırakıyor. İnsanları yani, başkalarını da zan altında bırakıyor bu Emrah Gündoğdu aynen yani. Aynen öyle. Evet, sonra? Ve sonra bu yaptı etti benden evrak aldı. İşte ikametgah nüfus kayıt örneğiydi. Onları falan istedi. Bu sefer kimlik fotokopimi falan istedi benden. Onları hı-hı. Şey yaptım. Ben orada uyanıklık yaptım. Kimlik fotokopi verirken üzerine iki tane çizgi çekip hani paraf çekip kullanılmaz hani o kimlik fotokopisi. Evet. O şekilde yaptım. Sonra bunun yanında bir tane kız vardı. Sürekli hep yanına geliyordu. Şantiye yanına geliyordu. Genç bir bayan. İsmini bilmiyorum. Bunlar nasıl yaptıysa benim oradan çantamdan kimliğimi almışlar. O zamanlar bu kimlikler yeni bu pinli çipli olan kimliklerden değildi. Hı hı. Sonra bu kız gidiyor benim kimliğimin üzerine kendi resmini yapıştırıp Ümran buzdolabıdır, çamaşır makinesidir, bütün eve döşenecek şekilde kendisini de kefil gösterip alışveriş yapmışlar. Siz peki şikayetçi oldunuz mu, gittiniz mi? Benim bunlardan ben o zamanlar hiç kullanmıyordum. Bu akıllı telefonu falan kullanmıyordum. Sosyal medyada falan pek fazla aram yoktu. E-Devlet'i de sonradan işte bir sene sonra hani böyle E-Devlet'ten öyle bir şey beni dürttü. Hani bakayım dedim. Yani gelmedi ne icra geldi ne bir şey geldi. Sonradan onun yüzünden bunları ödüyorum yani. Ya o zaman gidip niye şikayette bulunmuyorsunuz? Oldum. Ha oldunuz. Oldum ikisinden de evet oldum. Kaç yılında oldunuz? Kaç yılında şikayet? 2017. 2017. Peki ne oldu şikayetinizin sonucu ne oldu? Bir şey çıkmadı. O zaman lütfen gidip tekrar şikayet. Elazığ'da mı yaşıyorsunuz? Hayır İstanbul. Ha İstanbul. Ümraniye'de ya. Evet. Ha Ümraniye'de özür dilerim. O zaman gidip tekrar şikayette bulunur musunuz hanımefendi? Yani bulunmadım sıkıntı yok. Tamam lütfen biz onu bir şey yapalım. Çünkü bu her hepsinin tekrar şikayetlerinin yenilenmesi. Savcılığa gitmeniz gerekiyor. Yani buradan da o bayana seslenmek istiyorum. Yani gencecik kız evet yani hayatını bitirir. Onu borç batağına sürükler. Öyle bir adam çünkü. O yanındaki kızı da öyle bir şekilde yapmış. Ben sonradan duydum oradaki çalışanlardan. Ha başka bir kızı da. Kızı bilmiyorsunuz değil mi kim olduğunu? Gerçek yanında kim? Sürekli yanında geliyordu böyle kıvırcık saçlı bir bayan. İsmi Ebru muydu? Burcu muydu? Öyle bir şeydi. Tam yanlış hatırlamıyorsam. Yani o kız da aynı şekilde ikisi bir çete gibi hani insanları oraya buraya gidip kimliklerini alıp işte kiralık evler tutup günlük kiralık daireler tutup orada insanlar başka şeyler de yaptırıyormuş kıza. Sonradan duydum benim yanımda çalışan kız pardon, çocuklar söyledi. Ne yaptırıyormuş yani vücudunu? Çok ağır bir iddia yani. Peki hiçbir fotoğraf hiçbir şey yok anladığım kadarıyla yani akıllı telefon. Ya inanmasın. Peki bir şey soracağım hanımefendi.
Bu sizin kimliğinizi kullanırken kendi fotoğrafını yapıştırmış dediniz ya. Evet. Bu o kimliğin fotokopisi falan var mı elinizde? Ben kimliğimi değiştirdim. Hayır. O bayanın o fotoğrafı olan kimlik var mı elinizde? Adliyede şikayetçi olduğum zaman vardı. Tamam, aynı şekilde şimdi bulunduğunuz en yakın yerdeki savcılığa gidip şikayetinizi tazeleyin. Ben şu an İstanbul'da değilim. Fark etmez, bulunduğunuz yerde gidin. Ekranda biliyorum, gördüğünüzü evet. Söyleyin, şahsı teşhis ettiğinizi söyleyin. Bana da bunlar olmuştu diye ifadenizi tekrar verin. İleriki aşamalarda yapılacak olan soruşturmaya dahil olursunuz. Tamam, biz size yardımcı olacağız bu noktada. Çok teşekkür ederim.